Bırak. Feride, şöbiyet aldım sana. E madem eve giremiyorum, bari bu vesileyle kapı önünde buluşuruz diye düşündüm. Ona da karışacak hali yok herhalde. Ya Toprak, ne olur sen de gel. Yalnız kaldım aşkım, sana çok ihtiyacım var. Biraz önce üst kattaki münasip teyzenin oğlu Erhan var ya, hani sen çok seversin. Onunla karşılaştık. Feride, hani mısır patlatacaktın, filmin yarısı oldu. Sen de çekeceksin Toprak bu işkenceyi. Ben tek başıma dayanamıyorum. Feride! Gördün şu an. Feride! Nerimen Hanım, şimdi hallediyorum. Bakın, Toprak tatlı getirmiş. Gel Toprak, gel. Hiç rahatsız olmayın Nerimen Hanım. Ben zaten öyle kapıdan uğramıştım. Çıkacağım, afiyet olsun. Asıl siz kusura bakmayın artık. Size rahatsızlık verdim. Olur mu öyle şey? Aşk olsun Neriman Hanım. Hadi hep birlikte film izleyeceğiz şimdi. Hep birlikte film izleyeceğiz. Otur. Ben şimdi mısır da patlatacağım. Yok yok, istemez. Sen şimdi bir saatte çıkamazsın. Tatlı yeriz artık. Siz bilirsiniz. Vallahi eli çok ağır. Yo, pratiktir aslında. De, o kadar titizdir ki her yaptığı yemekten sonra bütün mutfağı temizler. He, anladım. Temizlik hastası diyorsun. Yok, öyle bir şey demedim. Hayır, öyle bir şey demedi canım. Düzenli olduğum için öyle gelişigüzel konuştu işte. Sen çocuğa boş boğaz mı diyorsun? Yok canım, öyle bir şey demedim. Ne alakası var? Hayır, çok iyi niyetlidir Toprak. Böyle düşünmeden konuşuverdi işte. Boş boğaz işte. Feride, boş boğaz mıyım ben? Canım, ben öyle bir şey mi dedim Allah aşkına şimdi? Ayrıca ben de temizlik hastası değilim yani. Sen dağınık olduğun için sana tuhaf geliyor olabilir. Ha, dağınığım. Yani hem dağınığım hem boş boğazım. Öyle bir şey mi söyledim şu anda? Dedin ya şimdi. Hayır demedim, öyle bir şey demedim. Allah Allah. Aa, yeter. Kavganızı sonra yaparsınız. Feride, koy şu tatlıyı tabaklara da yiyelim. Bak, filmin sonu geldi. Hadi. Hadi. Vallahi eli çok ağır. Bir yemek yapmış tuzlu. Ağır ağır. Suyu da musluktan içiyor. Allah sana kolaylık versin Toprak Bey oğlum. Sağ ol. Siz ne zaman evleneceksiniz? Bilmiyorum. Bak, tatlıyı da getiremedi bir saatte. Ya Meral, sabahtan beri sayıyorsun bu paraları. Yeter ya, saydıkça artmıyor kızım. Ne yapayım ya? Annem çıkana kadar ben o 3.000 lirayı biriktiremeyeceğim. Bak üzülme. Biz de takı yapacağız ya. Gelen bütün parayı sana veririz. Çok teşekkür ederim ya. Takıları alayım. Siz de yardım edin de ne kadar çok yaparsak o kadar kâr. Şu poşetleri versene. Kader, sen Mert'le konuştun mu? Hı, konuştuk. Sonuç? Sonuç, yeniden sevgiliyiz galiba. Pek sevinmiş gibi durmuyorsun ama. Yo, yani sevindim aslında. Sonuçta yalanımı affetti.
İyi geceler. Sana da. Sabah alırım seni. Olur, tamam. İyi geceler. Sana da. Ya bu kadın yüzünden aramız bozulmasın Feride. Aramızı bozmasına izin vermeyelim. Seni seviyorum tazaklı şey. Ben de seni seviyorum temizlik hastası. Yani görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Aferin sana. Camın önüne dolabı da çekmişsin. Giremeyeceğim zannettin değil mi? Çok şugar hareketler bunlar. Ama bu adamın zekasıyla baş edemezsin sen Gülü. Nasıl girdin sen içeri? Gece kapıda anahtarı bırakmışsın. Bir kopyasını çıkartıverdim. Sen ne kendini akıllı sanıyorsun ya? Acayip komik oluyor Mesude. Beni gıcık etmek için yapıyorsun değil mi? Gidip ablanda kalsana. Evet, seni gıcık etmek için yapıyorum. Allah Allah. Burası benim evim kızım. Hiçbir yere gitmiyorum. Sok bunu aklına. Bağırma. Yukarıda çocuk uyuyor. Bağırtma. My house, my house. Benim. Kemal'in evi. Aha da oturdum. Hiçbir yere gitmiyorum. İşte ak kadar. Göreceğiz bakalım kimin eviymiş. Öyle mi? İyi. Git yat o zaman. Oh mis. Ben de burada güzelce kafamı dinleyeyim. Şunun tipine bakın. Aa. İçi dışına çıkmış Kezban'ın. Mal ne hale sokmuş kendini. Canım, yetimhane kızlarına karşı aynı taraftayız ama sen bizden daha aşağıdasın. Bunu unutma olur mu? Ne diyorsun be gerizekalı? Seninki geldi. Biraz tuhaf giyinmiş. Tamam sen git. Görüşürüz. Bana aldığın hediyeleri topluyordum bugün. Çünkü gerçekten baktıkça içim acıyor Güney. Saklamak istedim ama olmadı. Çöpe atayım dedim bu sefer de kıyamadım. Yani bana aldığın bu komik bereyi bile atmamışım ki düşünsene ne kadar çok seviyorum. Bak beni affet Güney. Affet yoksa hayatım boyunca böyle deli gibi ortada dolanacağım. Tamam lan tamam affettim. Ezik. Affettin mi beni? Tamam affettim. Affettim ama bir daha benden sır saklamak yok. Tamam söz. Ama sen de bu kadar çok naz yapma sevgili. Bilmiyorum. Yaparım belli olmaz. Ya Güney. Tamam tamam. Demek kimyam bozuldu ha? Şair ettin beni oğlum. Biraz da sen şair ol fena mı? Tamam bak kaşınma. Tamam tamam. Gel seni sarılayım biraz. Özledim kızım gel. Yalnız şunu hediye ettiğimi hatırlamıyorum. Sen aldın oğlum. Ben mi aldım onu? Çok komik olmuş. Geldin mi kız? Özledin değil mi kocanı? Ha? Hadi tut bir şuncundan. Tut. Belim koptu vallahi Mesude. Bak.
Gördün mü? İşte bu kadar da affedicidir bu adam. Gerekirse ailesinin saadeti için geçmişin üstüne kocaman bir sünger çekmeyi iyi bilir. İşte o kadar. Geçti artık o günler Kemal. Bu ne kız? Evden uzaklaştırma emri. Artık yanıma yanaşamayacağım. Mesude, kız şöyle parmağımın ucuyla attığın bir fiskeden nerelere geldin Mesude? Ha? Ne yaptı bu adam sana bu kadar? Ha? Mesude'm, yoksa sen bizim mutlu günlerimizi unuttun mu karıcığım? Hani bana Kemal'im dediğin günleri? Bak, hem sonra bir koca çok işe yarar kız. Gece buz gibi ayaklarını kim ısıtacak, ha? Horladığın zaman kim düzeltecek yastığını? Söyle bakalım, kim? Bu adam. Elektrikli battaniye alırım Kemal. Arada bana patlatmaz de hem. Çoluğumu çocuğumu korkutmaz. Ne çekeceğim seni, pardon ama. Yapma karıcığım, yapma Mesur'dan. Bak, yuvamızı dağıtmayalım. Gel beni dinle. Yaptım bile Kemal. Hele bir yanaş evime, polis alıp götürecek haberin olsun. Sence annem bana yardım etmeyi kabul eder mi? Yani umarım eder. Çünkü ancak sana yardım ederse affederim onu. Kimliğimi alıp geliyorum. Kimliğimi alabilir miyim? Ya Serkan, bu ne şimdi? Annem iyice mala bağlamış. Varoş kadınlar gibi atkı örmüş bize. Al bu da seninmiş. Ne güzel işte. Kendi elleriyle örmüş. Güzel değil mi Serkan? Aynen. Çok güzel olmuş. Ha yine saçmaladınız. Ya Defne, sen söyledin mi anneme Eylül'ün de görüşmek istediğini? Söyledim. Bekliyor gelsin dedi. İyi. O zaman ben içeri gireyim. Tamam. Serkan, Eylül ne konuşacakmış annemle? Ya söylesene. Ya Defne, ısrar etme. Özel bir durum işte. Geçmiş olsun Nazan Hanım. Geçmiş olsun mu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hem burada olmama sebep ol, hem de alay eder gibi karşıma geçip geçmiş olsun. Defne benimle konuşmak istediğini söylemişti. Ne söyleyeceksen söyle de git hadi. Kemal'in bana saldırdığı gece... Siz de oradaydınız değil mi? Her şeyi gördünüz. Hayır, ben hiçbir şey görmedim. Oradaydınız, biliyorum. Sediye almak için mi gelmiştiniz? Hayır dedim ya kızım, niye anlamıyorsun sen? Nazan Hanım, ne olur inkar etmeyin. Ben biliyorum. Siz aslında iyi bir insansınız. Çünkü o gece beni Kemal'den kurtardınız. Ne olur size yalvarırım, o gördüklerinizi anneme anlatın. Tam o zaman belki bana inanır. Ne olur bana yardım edin. Bu dünyada herkes bana inansa bile... annem bana inanmadığı zaman kendimi çok eksik hissediyorum. Belki siz anlatırsanız... size inanır... şüphe duymaz.
Hasan Hanım. Sizin de bir kızınız var. Lütfen. Ne olur bana yardım edin. Peki. Tamam. Tamam, söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Tamam, uzatma. Serkan'la konuş. Avukata söylesin. Annen için savcılıktan özel bir izin alsın. Yarın Mesude de gelsin buraya. Konuşayım onunla. Tamam. Tamam, hemen söyleyeceğim. Sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Tamam, hadi uzatma git. Kızım. Anne. Nazan Hanım seninle konuşmak istiyormuş. Allah Allah. Rüyasında mı görmüş ki beni o kaknem şey? Ne konuşacakmış ki? Bilmiyorum. Ama sen yine de yarın mutlaka git. Ay yok kızım, gitmem ben elin katiline. Ya anne lütfen. Hem belki önemli bir şey konuşacaktır. Bak eğer Kemal abinle ilgiliyse söyledikleri hiç gitmem. Anladık tamam, Kemal abin kötü. Kemal itin uğursuzun teki. Ama ben bunları sürekli duymaktan yıldım, yıprandım artık. Tamam. Ama anne, anne sen yine de git ya. Hem merak etmiyor musun hiç? Bak seninle özellikle konuşmak istiyormuş. İyi tamam, gideriz. Bakalım ne yumurtlayacak yine. Annem. Çabuk çabuk gidip yemek yapacaktım. Özel bir isteğiniz varsa onu hazırlayayım. Var mı özel bir isteğiniz? Canınızın çektiği bir şey varsa onu hazırlayayım Neriman Hanım. Spesiyel bir yemek yapayım ben size. Sanki istesem yapabileceksin de. Neyse, şey diyecektim. Bak, o romantik aşk filmleriyle boşuna kendini zehirleme. Yani aşk, evlilik falan böyle bir şey değil. Sonra büyük hayal kırıklığına uğrarsın. Peki. Ha, bir de şey diyeceğim. Artık ben sana yoldaşlık yapamayacağım. Evimin ilaçlaması bitmiş, eve dönüyorum çok şükür. Yani çok şükür derken sen elinden geleni yaptın da ben pek bir rahat edemedim. Hani insan evinin konforunu bekliyor ya, ondan yani. Ay Neriman Hanım. Güle güle gidin, güle güle gidin. Gidin gidin evinize, gidin tabii gidin. Ama sen pek bir sevindin Feride. Ben sizin adınıza sevindim Neriman Hanım. Hani dediniz ya evinin konforu olmuyor hiçbir yerde dediniz ya. O yüzden böcekleriniz de artık gitti. Çok şükür maşallah. Oh, güzel güzel oturursunuz evinizde. O yüzden öyle dedim. Tamam sağ ol. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Hoşça kal. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle gidin. Güle güle gidin Neriman Hanım. Mesude. Ne ikinci kadınsın kız Mesude. Pes. Vallahi pes. Gidip rakip bakkaldan alışveriş mi yaptın? Ayıp ediyorsun Mesude. Ayıp ediyorsun. Beni arkamdan vuruyorsun resmen. Ver şunu ver. Ne aldın kız? Bırak be. Zevzeklik yapma. Adamı hasta etme Mesude. Biri duyacak şimdi. Bak doğru düzgün konuş. Esas sen beni hasta ettin be. Kim bilir ne hatlar karıştırdın da Nazan beni çağırıyor.
Ramazan seni mi çağırıyor? Nereye, hapishaneye mi? Evet. Ne konuşacakmış ki seninle Nazan? Onu sana sormak lazım vallahi. Haber göndertmiş bana. Hapishaneye kadar çağırdığına göre önemli bir şey herhalde. Okul aile birliğinden benim başkan olmamı istiyorlar. E tabii Nazan'ın ne zaman çıkacağı belli değil. Hoş. Çıksa da artık bizim aramıza karışması çok zor. Doğru. Kim? Hiç, banka mesajı. Yalan söylüyorsun. Oğlum nasıl konuşuyorsun babanla? Öyle ama anne. Yalan söylüyor. Utanmadan kandırıyor bu adam seni. Ne? Güney. Kendine gel. Kusura bakma baba. Daha fazla taşıyamayacağım ben bu yükü. Gözlerinin içine baka baka annemi daha fazla aldatmana dayanamayacağım ben. Ne aldatması Ekrem? Ne diyor bu çocuk? Senin saçmalıyor işte. Güney, gel. Çek! O kadından da değil mi mesaj? Kim bu kadın Ekrem? Cevap versene. Güney odana çık. Güney odana çık dedim. Evet Ekrem, seni dinliyorum. Anlat! Size afiyet olsun. Dolaşmaktan ayaklarım şişti. Yatacağım hemen. Satabildin mi bir şeyler? Hayır. Mert beni sinemaya çağırdı. Git işte. Sen film izlemeyi seversin Kader. Cenk de çağırmıştı ne güzel. Ya sen hangisinden hoşlanıyorsun? Mert'ten. Yani tabii ki Mert'ten. Yani çıktığım çocuk o olduğuna göre ondan hoşlanmam lazım. Ya niye affetti ki benim yalanımı ya? Ne güzel silecekti, atacaktı işte. Kader, niye dert ediyorsun ki? İstemiyorsan gitsen ayrı. Yok ya, şimdi olur mu öyle? Kızlar, bu arada Eylül nerede? Heyecan yaptı, yazık. Nazan annesiyle konuştuğu zaman bütün acılar binecek zannediyor. En azından bulaşıkları makineye yerleştirseydim be Defne.
bırakıyorum yemektir. Vah yavru. Ana yok, baba yok başta. Böyle kaldınız mı çocuk başınıza, ha? Sana ne be, defol. Korkma. Bu adam sizi sahipsiz bırakmaz. Söyle anana, Kemal abin aklına estikçe gelip yoklayacak sizi, tamam mı? Ya gelme, istemiyoruz. Anan Eylül'e sahip çıkacakmış. Ondan önce seni düşünsün. Bak, ben nasıl üvey evladımı sahipsiz bırakmadıysam, seni de bırakma. Beni her yerde bekle Defne. Evin önünde, okulun önünde bu adam dediğini yapar. Serkan! Serkan! Defne! Ya Serkan! Ne işin var lan senin burada? Sen bağırmadan konuşamıyor musun çocuğum? Alatır sormaya geldim, ne var bunda? Hem Nazan benim ahbabım. Bu zor zamanda çocuklarını aramadığımı duyarsa gönül koyar sonra. Çık lan, çık git lan buradan, çık! Defne, ben sen de polisi ara, çık! Tamam be, gidiyorum. Sen de hemen polis diyorsun. Defne, söyle anana, geldiğimi bilsin. Bu zor günde içi rahat etsin kader mahkumuna. Yürü git lan buradan. Söyle Defne. Sakın unutma. Yürü! Bir daha kapıya sen bakma, tamam mı? Hadi geç. Hedoş köfte patates yapmış. Ben de ekmeğin arasına koydum acıkırsın diye. Teşekkür ederim. Sence Nazan Hanım anneme gördüklerini anlatır mı? Eylül, seni üzmek istemem ama o kadın kendinden ve çocuklarından başka kimseyi düşünmez. Ama o gün düşündü Cemre. Beni kurtarmak için cama taş attı. Belki yine acır, üzülür halime. Heh. Anne! 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 Annem! Ben çalışırım. Okula da gitmem. Kardeşlerime de bakarım ama ne olur sopayı burada bırakma. Ne olur beraber eve dönelim annene. Anne yapma. Anne yapma. Anne. 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 Annem beni buraya bıraktığında kalbim parça parça olmuştu. Ama şimdi her şey düzelebilir. Yani annem bana inanmadığı için pişman olur. Kemal'i hayatımızdan çıkarır. Ben de belki ağlayarak geldiğim bu yurttan mutlu bir şekilde ayrılırım ha. Acaba? Selim, bir kerelik bir şeydi, anlamıyor musun? Bir kerelik diyorum sana. Onun ne yaptığını emin dedim. Eğer sen onunla birlikte olmasaydın, şu an bunları yaşıyor olmayacaktık. Ya lütfen dinle beni Selim. O kadının oyununa gelme. Bile bile gelip seninle tanıştı, görmüyor musun? Bize oyun oynuyor işte. Onun ne yaptığını emin dedim. Lütfen bağırma Selim. Dokunma bana. Biraz sakin ol. Bak benden. Çık git. Git bu evden Ekrem. Bir daha seni görmek istemiyorum. Annen her şeyi öğrendi. Şimdi mutlu musun?
Burada suçluymuşum gibi davranma, tamam mı? Ya ne yapacaktın baba? Ne yapacaktın başka? Göz göre göre annemi aldatmana izin mi verecektim? Ben sana yalan söylemedim. Gerçekten bankadan geldi mesaj. Bak. Ben gidiyorum, annemi cezaevine götüreceğim. Bol şanslar arkadaşım. Teşekkür ederim. Annem. Alo. Anneciğim nasılsın? Seni çok özledim. Canım benim. Ben de seni o kadar çok özledim ki. Burnumda tutuyorsun. Öyle mi? Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Meral'cim bir saniye. Kısa keser misiniz lütfen? Ben de çocuklarımla konuşacağım. Bakın Nazan Hanım, yeni konuşmaya başladım. Lütfen sıranızı bekler misiniz? Anneciğim derslerine çalışıyorsun değil mi? Hah. Aferin benim kızıma. Bak ne diyeceğim anneciğim. Sakın bu havalara aldanıp ince giyme, oldu mu? Dışarı falan çıkarken muhakkak yanına kalın bir şey al. Tamam mı? Canım benim. Meral, şimdi kapatmak zorundayım. Ama ben seni tekrar arayacağım, olur mu anneciğim? Ben de seni çok seviyorum. Buyurun Nazan Hanım. Sıra sizde. Nihayet. İzin verir misiniz? Efendim? Alo, Serkan, oğlum. Alo? Oğlum? Al anne. Alo? Defne. Defne kızım. Anneciğim nasılsın? Ya seni çok özledim. İyiyim, iyiyim canım. Serkan benimle konuşmak istemiyor mu? Bilmiyorum, tutuşturdu telefonu elime. Anlıyorum. Kızım, yemeklerini yiyorsun değil mi? Bak öyle yemek ayırmaya kalkma, onu yemem, onu yemem deme. Zaten zayıfsın. İyice çöpe dönersin. Anne sen ağlıyor musun? Ha yok yok. Yok ağlamıyorum, ağlamıyorum canım. Anne ne zaman çıkacaksın? Ya çık da görsün Merve'ler gününü. Bir de o adam geldi gece eve. Hangi adam? Pis Kemal işte. Annene söyle, ben kafamı estikçe geleceğim böyle dedi. Anne sen evle sahip mi çıkacaksın? O adam öyle dedi. Onu değil, kendi kızını düşünsün dedi. Defne, Defne bak. Yanında Serkan yokken sakın dışarı çıkma. Kapıyı da kimseye açmayın. Hatta ben avukatla konuşayım. Alarm, kamera ne varsa hepsini taksın eve. Korkma kızım. Tamam, sakın korkma. Alo. Defne. Anne. Anne. Defne. Alo.
Benim şimdi dinlenmem lazım. Sen tuttun cezaevi kapılarına sürüklüyorsun. Taksiyle gideriz annem. Hiç yorulmazsın. Hem belki çıkışta ben de gelirim. Hep kalırım seninle. Kemal abin gitti diye rahatladın tabii. Anneciğim, mesele onun gitmesi değil. Mesele senin bana... Ne? Bir laf dedin, gerisini getir. Neyse, sen Nazan Hanım'la bir görüş. Sonrasında biz konuşuruz zaten. Sen niye telaş yaptın ki bu kadar? Ne anlatacak bu kadın bana? Ya sorma bana, işte anlatacak. Hadi gidelim. Hadi. Yavaş. Günaydın. Günaydın. Anne. Nasılsın? Nasıl olayım oğlum? Dün gece hiç uyumadım. Annen beni boşuyor oğlum. İstediğin bu muydu? Duygu sömürüsü yapma Ekrem. Beni aldatırsan senden boşanırım demiştim. Dileme oğlum. Tabii ki anlatacaktın bana. Serkan? Sen niye geldin? Ya böyle bir günde yalnız bırakmak istemedim seni. Ne çeviriyorsunuz siz? Mesut Hanım siz misiniz? Evet. Kimliğiniz yanınızda mı? Yanımda. Buyurun işlemlerinizi yaptıralım. Serkan, annen anlatır değil mi? Yani sonuçta o da gördü ne kadar üzüldüğümü. Tatil paketi satmak için telefon edecekmişim. Oturdum yerden para kazanacağım işte. Kızım o iş çok zor. Ulan milletin geçinmeye parası yok. Ne tatili? Ya ne yapayım Songül? Uğraşacağım işte.
Ay bu ne oluyor? Çabuk çabuk konuşun hadi. Efendim sevgili, lütfen biraz hızlı söyle çünkü Meral'in acelesi var. Annemle babam boşanıyor Songül. Nazan Özgün, ziyaretçim var. Allah kurtarsın. Diyorum da cezanı da çek tabii. Neticede gencecik çocuğu öldürmüş. Çağırdın sen beni buralara. Söyle dinliyorum. O adam geldi gece eve. Annene söyle ben kafamı estikçe geleceğim böyle dedi. Anne sen evliliğe sahip mi çıkacaksın? Onu değil kendi kızını düşünsün dedi. Birazdan kuaföre gideceğim ama. Güney'in annesiyle babası boşanıyorlar. Sen gittiğin her yere mutsuzluk götürüyorsun, farkında mısın? Ben senden önce daha mutluydum biliyor musun anne? Eksiktim ama başım dikti. En azından arkadaşlarımın gözlerinin içine bakabiliyordum. Ya sen niye yaptın bunu ya? Ya bir başkasının ailesinin yıkılacağını akıl edemedin mi sen? Ya tamam, tamam benim bir ailem yok. Ama niye Güney'in ailesini elinden aldın, niye? Boşanıyorlarmış, öyle mi? Hadi gel içeride ayrıntıları anlat bana. Ay, ya da Ekrem'i mi arasam? Eden ayrılmıştır değil mi? Hadi gel içeri, gel. Ya sen bir de seviniyor musun? Kader? Anneye kalkan eller taş olurmuş. Maalesef sen benim annemsin. Allah kahretsin ki ben annemi buldum.
sakin ol.